E sayısı. Evet, muhteşem özellikleri olan sayı. E'yi bir limit olarak tanımlayabileceğinizi biliyorsunuz değil mi? Limit en sonsuza giderken 1 artı 1 bölü n üzeri n. Evet, bu e'ye eşittir. E'yi limit en sıfıra giderken 1 artı n üzeri 1 bölü n olarak da tanımlayabiliriz. Size bu videoda e'nin muhteşem özelliklerinden bir diğeri olan ve kalkülüs içinde faydalı olmasını sağlayan bir başka özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bu özellik e üzeri x'in x'e göre türevinin e üzeri x'e eşit olması. Muhteşem değil mi? Ve işin ispat kısmına geçmeden bunun üzerine biraz daha düşünmek istiyorum. Ekranda y eşittir e üzeri x'in grafiğinin bir kısmını görüyorsunuz. Buraya yazdığım ifade ise e üzeri x'in x'e göre türevinin yine kendisine eşit olduğunu söylüyor. Düşünsenize bu grafik üzerindeki herhangi bir noktaya teğet olan doğrunun eğimi fonksiyonun o noktadaki değerine eşit. Harika değil mi? Mesela burada fonksiyonun değeri 1 ise teğetin eğimi de 1'dir. Fonksiyonun bu noktadaki değeri ve bu noktadaki teğetin eğimi birbirine eşit ve 2'ye eşittir. Fonksiyon bu noktada 4 değerini alıyor ve bu noktadaki teğetin eğimi de yine 4. Bu şekilde istediğim kadar devam edebilirim. Evet bu e'nin muhteşem olarak nitelendirebileceğimiz özelliklerinden biridir ve kalkülüste ilerledikçe buna benzer başka özellikleri de göreceğiz. Şimdi isterseniz ispata geçelim. Bunun için türevin tanımlarından birini kullanacağım. e üzeri x'in x'e göre türevi türevini limit delta x sıfıra giderken e üzeri x artı delta x eksi e üzeri x bölü delta x olarak tanımlayalım. Şimdi de ifadenin bu kısmıyla oynayıp bunu bizim için daha anlamlı bir hale getirmeye çalışacağım. Eşittir. Limit delta x sıfıra giderken hiçbir adımı da atlamayıp her şeyi detaylı bir şekilde yazacağım. Evet, e üzeri x çarpı e üzeri delta x bu üstel ifadelerin özelliklerinden biri biliyoruz değil mi? Eksi e üzeri x ve bölü delta x. Daha iyi anlaşılması adına üstel ifade özelliklerini kullanarak bunu bu şekilde ifade ettiğimi de bir kere daha söylemek istiyorum. Şimdi de payı e üzeri x parantezine alacağım. Bu arada delta x sıfıra giderken e üzeri x durumdan etkilenmeyeceği için e üzeri x'i de limit dışına alabilirim. Hadi bakalım. e üzeri x'i alalım ve limitin dışına çıkaralım. Ne de olsa e üzeri x'in delta x'e ne olduğuyla hiçbir alakası yok. Yazıyorum. Eşittir e üzeri x çarpı limit delta x sıfıra giderken e üzeri delta x eksi 1 bölü delta x. Bu noktada limitimizle havalı bir şeyler yapacağız. Yapacağımız şey değişken değiştirme. Şöyle düşünün. Bunun limitini doğrudan bulabilmenin bir yolu olmadığı için bunu daha önce gördüğüm ve hatta belki de buradaki formlardan birine sokmaya çalışacağım. Bunun için de bir bakayım şuraya yazalım. n eşittir e üzeri delta x eksi 1 değişken değiştirmesini uygulayalım. Buradan delta x'in neye eşit olduğunu bulmak için iki tarafa 1 ekleyelim. Böylece n artı 1 eşittir e üzeri delta x. Delta x'in neye eşit olduğunu bulmak için iki tarafın bir de doğal logaritmasını almam lazım. Evet n artı 1'in doğal logaritması eşittir delta x. Harika. Bu durumda pay yerine n yazabilirim. Payda da buna eşit olur. Peki ya limit? Delta x sıfıra giderken n'nin hangi değere yaklaşacağını bulmamız gerekiyor. Evet, delta x'in sıfıra yaklaşması n'nin hangi değere yaklaşması anlamına gelir. Bir bakalım. Delta x sıfıra giderken burasını e üzeri sıfır olarak değerlendirebiliriz. Bu durumda da 1 eksi 1'den sıfır elde ederiz. Başka bir değişik. Delta x sıfıra giderken n de sıfıra gidiyormuş. Aynı sonucu buradan da elde edebiliriz. n sıfıra giderken 0 sıfır artı 1 bir yani 1'in doğal logaritması sıfıra eşittir. Delta x sıfıra giderken n sıfıra ve n sıfıra giderken de delta x sıfıra gidiyormuş. O halde buradaki değişken değişimini yaptığımızda delta x sıfıra gidiyor yerine n sıfıra gidiyor diyebiliriz. Bunu baştan yazmak istiyorum bu. Bu arada bu ispatta yapacağımız belki de en havalı şey gerçekten de bu değişken değişimiydi. e üzeri x çarpı limit n sıfıra giderken n bölü ln n artı 1. Peki, şimdi ne yapacağız? Pay ve paydayı neye bölelim? Hadi bunu bir deneyelim. Bunun için payı ve paydayı 1 bölü n ile çarpıyorum. Evet, bunu yapınca pay 1'e payda da üstel ifadelerin ya da logaritma özelliklerini kullanarak ifadeyi baştan yazayım. E üzeri x çarpı limit n 0'a giderken 1 bölü Logaritma özelliklerini kullanacağım demiştim. Şuraya not edeyim. A çarpı ln b, evet ln b üzeri a'ya eşittir, öyle değil mi? Bu durumda bunu da ln n artı 1 ya da 1 artı n üzeri 1 bölü n olarak yazabilirim. Ve işte bu noktada ellerinizin kaşınmaya başladığını hissediyorum. Karşınızdaki ifade bir yerlerden gözünüzü ısırıyor öyle değil mi? Burada logaritmanın içindeki ifade. Evet bunun aynısı. İkisinde de n sıfıra giderken limit almamızda cabası. Ve burada da limit özelliklerini kullanabiliriz. Çünkü pay durumdan etkilenmeyecektir. Etkilenecek tek şey buradaki yani logaritmanın içindeki ifade. O halde eşit eşittir. E üzeri x çarpı, bu arada sona çok az kaldı, 1 bölü ln'i yazıp şurada kendime biraz yer açayım. Limit n sıfıra giderken 1 artı n üzeri 1 bölü Evet, ilginç. Bu neye eşitti? Bana paydaki ifadenin bu kısmının neye eşit olduğunu söyleyin. Evet, bu e'nin tanımlarından biri. İşte burada. Aynen videonun başında size söylediğim gibi bu. E'ye eşittir. Bu durumda sonuç ne olur? Nereye varmaya çalıştığımı anladınız değil mi? Evet bu arada umarım siz de en az benim kadar eğleniyorsunuzdur. E üzeri x çarpı 1 bölü ln e. Peki e elde etmek için e'nin hangi kuvvetini almamız lazım? Tabii ki de birinci. Bu 1'e biri eşit olduğu için de sonuç olarak e üzeri x'i buluruz. Size evet e üzeri x'in x'e göre türevinin e üzeri x'e eşit olduğunu ispatladım. Çok keyifliydi. E sayısı ne kadar da harika bir sayı öyle değil mi